Ahir zamandan haber veren mühim bir hadis. La tezalu taifetun min ümmeti zahirine alel hak hatta ye'tiyallahu bi emrihi. Ümmetimden bir taife, Allah'ın emri gelinceye kadar, kıyamet kopuncaya kadar hak üzerinde galip olacaktır. Ramazan-ı Şerif'te 10. günün 2. saatinde birden bu hadis-i şerif hatırıma geldi. Belki Risale-i Nur şakirtlerinin taifesi ne kadar devam edeceğini düşündüğüme binaen ihtar edildi. La tezalu taifetun min ümmeti. Ümmetimden bir taife zail olmayıp devam edecektir. Şedde sayılır, tenvin sayılmaz. Fıkrasının makamı cifrisi 1542 ederek nihayet devamına ima eder. La ya'lemul gaybe illallah. İlim ancak Allah katındadır. Zahirine alel hak. Şedde sayılır. Fıkrası dahi makamı cifrisi 1506 edip bu tarihe kadar zahir ve aşikarane, belki galibane, sonra ta 42'ye kadar gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenviriyesine devam edeceğine remze yakın ima eder. Vel ilmu indallah la ya'lemul gaybe illallah. İlim Allah katındadır. Gaybı Allah'tan başkası bilemez. Hatta Allahu bi emrihim. Allah'ın emri kıyamet kopuncaya kadar şedde sayılır. Fıkrası dahi makamı cifrisi 1545 olup kafirin başında kıyamet kopmasına ima eder. La ya'lemul gaybe illallah. İlim ancak Allah katındadır. Cahi dikkat ve hayrettir ki üç fıkra bir ittifak 1500 tarihini göstermesiyle beraber tam tamına manidar, makul ve hikmetli bir surette 1506'dan ta 42'ye ta 45'e kadar üç inkılab-ı azimin ayrı ayrı zamanlarına tetabuk ve tevafuklarıdır. Bu imalar gerçi yalnız bir tevafuk olduğundan delil olmaz ve kuvvetli değil fakat birden ihtar edilmesi bana kanaat verdi. Hem kıyametin vaktini kat'i tarzda kimse bilmez fakat böyle imalar ile bir nevi kanaat, bir galibi ihtimal gelebilir. Fatiha'da sırat-ı müstakim ashabının taife-i kübrasını tarif eden اَلَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ aleyhim Nimet ve lütfuna mazhar ettiğin kimseler fıkrası şeddesiz 1506 veya 7 ederek tam tamına zahirine alel hak hak üzerinde galip olacaktır fıkrasının makamına tevafuku ve manasına tetabuku ve şedde sayılsa la tezalu taifetüm min ümmeti ümmetimden bir taife zail olmayıp devam edecektir fıkrasına üç manidar farklı tam muvafakatı ve manen mutabakatı bu hadisin imasını teyit edip remz derecesine çıkarıyor ve müteaddit ayat-ı Kur'aniyede bir kelimesi bir manayı remziyle ile Risaletin Nur'a manaca ve cifirce ima etmesi remze yakın bir ima ile Risaletin Nur şakirtlerinin taifesi ahir zamanda o taife-i kübra'y azamın ahirlerinde bir hizmi makbul olacağını işaret eder diye defaten birden ihtar edildi El ilmü indallah la ya'lemul gaybe illa Allah İlim Allah katındadır. Gaybı Allah'tan başkası bilemez.